Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması konularını görüşmek üzere Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile bir araya geldi. Davutoğlu ve Malmström, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füll ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Davutoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam vize muafiyeti için diyaloğu başlatma kararı aldıklarını söyledi. Davutoğlu hem geçmişte hem de gelecek vizyonu itibariyle kendisini Avrupa'nın parçası olarak addeden, Türk halkının bundan sonra en geç 3,5 yıl içinde tam vize muafiyeti imkanına kavuşacağı müjdesini verdi. Son 3 seneyi aşkın bir süredir Avrupa Birliği ile yürütmekte olduğumuz vize muafiyet görüşmelerinde son aşamaya geldik ve bugün bir mutabakata ulaştık. Bu mutabakat Türkiye'nin vize muafiyetiyle geri kabul anlaşması arasında paralellik, belli bir paralel süreç bağlamında Türk vatandaşlarına tam vize muafiyeti sağlanması yönünde sürdürdüğümüz kararlı tutumun bir sonucudur. Vize muafiyeti sürecinin ilk adımı 16 Aralık'ta Ankara'da imzalanacak geri kabul anlaşmasıyla atılacak. Bugün büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki tarih boyu Avrupa'nın parçası olmuş olan ve gelecek vizyon itibariyle de kendisini Avrupa'nın parçası olarak addeden Türk halkı bundan sonra en geç 3,5 yıl içinde, ancak eğer istediğimiz süreçler tamamlanırsa daha da erken bir dönemde de bu tamamlanabilir, tam vize muafiyeti imkanına kavuşacaktır. Bunun resmi ilanını ve ilk toplantısını, vize muafiyet sürecinin ilk adımını 16 Aralık'ta Ankara'da atacağız. Brüksel'deki temaslarının ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Davutoğlu'nun iştirak edeceği AGİT Bakanlar Konseyi toplantısında Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 40. yıl dönümüne denk gelen 2015'e varan süreçte sınır aşan tehditlerle mücadele, yayılmanın önlenmesi, hoşgörü ve ayrım gözetmeme ve enerjiyle bağlantılı faaliyetlerin çevresel etkileri gibi AGİT'in 3 boyutunu ilgilendiren hususlar ele alınacak. Bu arada heyetlerin gayri resmi çalışmalarının başladığı AGİT zirvesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbantyan ve Azerbaycan Dışişleri Elmart Mehmedyarov da bir araya geldi. Arasında itiraflar bulunan iki ülke Dışişleri Bakanı toplantısında basının görüntü almasına izin verilmedi.